Teşekkür ederiz. Öncelikle ekran başındaki konuklarımıza, daha sonra sıradaki konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Şimdi bugün aramızda çok değerli konuklarımız var. Önce onları bir söyleyelim. Öncelikle benim için çok manevi önemi var tabii ki. Gemlik Lisesi burada. Ben bir Gemlik Lisesi mezunuyum. Gemlik Türkiye'nin, benim bir de E'ler açık olduğu için Gemlik diye, evet, Gemlik. Gemliğin anlamını bilen var mıdır, nereden geldiğini? Zeytinden, zeytinlik, tabii oradan gelir. Zamanla o değişmiştir. Zamanında böyle zeytinlik. Yüzyıllar boyunca. Mesela sabun da tavus kuşundan, tavus kuşu, diye, evet. Olur mu abicim, Gemlik, gemilik, yani gemi... Gemi park edilen de demeyeyim de hani bir otopark gibi abi, yanaş abicim diye. Evet, bugün Gemlik Lisesi'nden bir de öğretmen arkadaşımız var, sevgili Şuayip Tarih Hocası, o da benim lisedeyken sınıf arkadaşımdı. Aynı sınıfta yan yana oturuyorduk. Kader yıllar sonra Şuayip'cim, hiç yani aklına gelir miydi bir gün böyle bir kere daha karşılaşacağımız? He? Aklına gelmez değil mi? Peki, ben o zamanlar hiç çocuğun tekil gibi hani ben demek ki nasıl görüyorsan sen o dönem. Evet, şimdi Şuayip'in aynı zamanda felsefe tarafı da çok yüksektir sahiden de. Çok akıllı, çok düzgün, inanılmaz bir adamdır yani. Şimdi Gemlik Lisesi burada. Oradaki bütün hocalara da, gemliklere de selamlarımı söyleyelim. RODİ, İstanbul Üniversitesi, Zeytinburnu Teknik Lisesi, Dışbank, Tömer, Beykent Üniversitesi, Necine Tayfun Sökmen Lisesi, İzzet Ünver Lisesi de burada. Evet. Şimdi aramızda bugün evliler var mı, evliler? Evli var. Eşleriniz nerede? Ayrı yerlere. Güzel oturmuşsunuz. Arkadaşlar, çıkmak üzere olan var mı bugün? Var. İki erkek arkadaş oradan. Aydın bir program, çağdaş bir program arkadaşlar, ama burada yapmayın. Evet. Şimdi... Buradan bir kız arkadaş ya da erkek arkadaş edinmek üzere gelen var mı aramızda? Var. Bir tane bayan eli kalkmadı. Tamamen erkek arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi gazeteleri takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Artık öyle çıkmak için, arkadaşlık kurmak için bir şey teklif etmeye, bayana doğru böyle böyle bir teklif yapmaya gerek kalmadı. Son açıklanan bir haber var. Bilmiyorum izlediniz mi? Arkadaşlık kurulmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi koklamakmış. Tabii. Çok önemli arkadaşlar. Yemin ediyorum, bayan arkadaşınızı ya da erkek arkadaşınızı tanıştığınız zaman koklayın. Eğer pozitif elektrik geliyorsa ondan, o kokudan pozitif bir elektrik alıyorsanız olur. Mesela ben şu anda kokluyorum. Şu civardan bir pozitif elektrik alıyorum. Fakat o kokunun içine bir ayakkabısını çıkartmış mesela. O koku da girmiş araya. Şimdi tabii ben böyle şeylere çok fazla inanmak istiyorum, bilim adamlarının söylediği şeylere de. Gazetelerin yani, domates kanser yapar, domates kansere iyi gelir. Öteki hafta bambaşka bir şey, her hafta bambaşka bir şey. Geçenlerde yine bir haber vardı, ben hatta oyunlarımda da bunu söylüyordum. Aramızda doktor var mı, tıp fakültesi falan okuyan birileri var mı? Yok, güzel, anlatayım o zaman. Olunca çuvallama ihtimali var. Yaraya en iyi gelen şey neymiş biliyor musun? Tuz, oha! Tuz! Diş macunu. İşte biz de öyle büyütüldük, yaralara diş macunu basa basa. Değil arkadaşlar, en iyi gelen şey, bu da gazete haberi, yalamakmış. Yarayı yalayacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu mantık doğruysa, o zaman acil servislere, o kadar doktor koyacağınıza, değil mi? Mesela o kadar ilaç parası yapacağınıza. Mesela hasta geliyor acil servise, yaralanmıyor, ağır yaralı. Mesela bağırıyor, daha kapıda ambulansa inerken, yalayın beni! Yalayın beni! Olacak iş mi? Tabii. Vallahi bütün doktor arkadaşlar meşgul, hemşire hanım bir iki dilatı versin isterseniz. Yani, tabii acil servis çünkü yani, hemen orada...
Yani tabii o şimdi yaranın nerede? Allah muhafaza, mesela adam basursa bittin yani. Hani öyle bir durum değil mi? Şimdi arkadaşlar, bugün çok güzel konuklarımız var aramızda. Ama az sonra onlarla beraber olacağız. Beyaz Show devam ediyor. 1980'lerden kalma bir harekettir. Elektro boogie yapanlar çok iyi bilirler o dönemin. Evet. Şimdi onlar geliyor. Onlardan bir tanesi TV8'de çok güzel bir program hazırlayıp sunuyor. O bir düzeyli insan, o bir dünya güzeli, o bir kültür abidesi, o bir sesi düşünen Sedef Kabaş geliyor. Sedef Hanım çok fazla talk show'lara çıkan, talk show'larda boy gösteren bir hanımefendi değil. Daha çok kendi programını tercih ediyor. Orada da hep biz sizi otururken gördüğümüz için belden yukarınızı biliyorduk. Bugün gördük ki gerçekten de bir bütünmüşsünüz yani tamamen. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum ve hemen bir düzeltme yapmak istiyorum. Kabaş değil. Sedef Kabaş değil. Kimsiniz? Evet, ben 3 yıl boyunca TV8'de Sesli Düşünenler programını yaptım. Evet. Konuklarımdan biri de ben. Sevgili Beyaz'dı. Evet. Ve hala orada program yaptığımı zannediyor ama son bir... Hayırdır, ne zaman ayrıldın? Son bir transferle evet. TV8'den haber kanalı olan Sky Türk'e geçtim ve orada... Sky 8 mi dedim? Evet. Arkadaşlar Sky diyecektim. Sky, keşke zamanı geri alabilme şansımız olsa, keşke Sky diyebilme şansım olsa, keşke dedim. Keşke. Neyse ama adımı ve soyadımı doğru telaffuz et. Evet. Sedef Kabaş, Sky Türk'te çok güzel program yapıyor gerçekten de. Gecede bir de çaktırmadan TV8'de program yapıyor. Sedef'im seni yerine alalım. Çok, çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar o bir yakışıklı, o dizilerin... Onu da alkış buralarda alkış. O Akademi Türkiye'nin iki numarası ama bir numarası aslında Özgür Kemik geliyor. Ne oluyor? Valla ben oturdum ama. He? Oturdum ama. Oturdun ama. Bu ne rahatlık? Kalksın. Otur dedik mi? Kalkayım mı? Şöyle. Şöyle. Bu taraftan. Nice. Ya bu genç nesil böyle arkadaşlar. Bir rahatlık. Bir rahatlık, ne büyüğüne saygı, ne yanındaki küçüğüne saygı, ne bir orkestra arkamda kaldı, sırtımı döndüm. Hiç oturuşu da gördünüz mü? Keşke yayını geri alma ihtimali... Bugün de ne çok geri alma ihtimali.